Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Hunt, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Cypher karakterimizi inceleyeceğiz arkadaşlar. Cypher'ın birkaç tane şu siber kafesini Q skillini göstereceğim arkadaşlar. 3 haritada, 2 site'da nasıl şekilde nerelere atabilirsiniz? Onları göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle Cypher karakterini hiç bilmeyen oyuncular için Cypher'ı bir anlatalım. Ama öncesinde videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu izleyip de abone olan kullanıcı sayısı çok az arkadaşlar. Abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu tarzdaki videoları destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Destekleriniz için şimdiden hepinize teşekkür ederim. Hadi videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar Cypher karakterinde, her karakterde olduğu gibi oyun içerisine geldiğinizde F1'e bastığınızda buradaki skill'leri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Cypher'ın bir tuzağı var, C skill'i. Bunu arkadaşlar attığınızda bu ne işe yarıyor? Bu arkadaşlar rakip oyuncu buradan geçtiğinde buna takılıyor ve onu kırana kadar takılı kalıyor orada. Oradan hareket edemiyor. Bunu kırması gerekiyor. Ve ona takıldığında bütün haritadaki takım arkadaşlarınız haritanın her yerinden onun yerini görmüş oluyor arkadaşlar. Q skill'i var. Q skill'ini attıktan sonra arkadaşlar F'ye bastığınızda bu şekilde bir kafes oluşturuyor. Smoke tarzı bir şey. E skill'i kamera arkadaşlar. Kamerayı açtığınızda işte görebiliyorsunuz. Oyuncuyu gördüğünüzde sol kliğe bastığınızda arkadaşlar onun üzerine bir şey atıyorsunuz. Ve haritadaki tüm takım arkadaşlarınız onun nerede olduğunu görüyor siz kameradaki o şeyi attıktan sonra. Skill ise arkadaşlar bir rakibi öldürdükten sonra cesedinin üstüne şeyi atıyorsunuz, ultiyi atıyorsunuz ve hayatta olan diğer takım arkadaşlarının hepsinin nerede olduğunu gösteriyor bütün takım arkadaşlarınıza ve size. Evet, şimdi başlayalım arkadaşlar. Birkaç tane kafes göstereceğim size. A bölgesinde 3 tane göstereceğim toplamda. A bölgesinde, savunma bölgesinde arkadaşlar. Buradan atlıyorsunuz bu yeşil kutunun üzerine. Atlayamadık, düştük. Bir daha atlayalım. Yeşil kutunun üstüne geliyorsunuz arkadaşlar. Ve şu sağ üst köşede 3 tane çizgi var gördüğünüz gibi. Bunun ortasındakine eğim alıyorsunuz ve yukarı bakıyorsunuz. Yukarıda yakınlaştırdım şu anda. Daha net görüyorsunuz. Bir ağaç var. Bu ağacın arkadaşlar üstüne eğim alıyorsunuz ve atıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu kapının üzerinde kalıyor. Diğer tarafta bir ev var. Evin üzerine eğim alıyorsunuz arkadaşlar. Atıyorsunuz ve gördüğünüz gibi bu duvarın üzerinde kalıyor. Şimdi bunların bize ne gibi bir yararı oluyor arkadaşlar? Şimdi öncelikle sol taraftakini açtığımızda bu elektriğin buraya geçtiğimizde arkadaşlar rakip oyuncu sizi görmeden siz onun ayaklarını görüp ateş edebileceksiniz. Ve bu taraf açıkta kaldığı için siz burada olduğunuz için diğer taraftaki açıklıktan oyuncular sizi görmeyecek. Aynı şekilde diğer taraftakini açtığımızda bu yeşilin buraya geldiğimizde arkadaşlar aynı şekilde siz rakip oyuncuların ayağını görmeye başlayacaksınız onlar sizi görmeden ve buradaki açıklıktan bu kutu sayesinde sizi görememiş olacaklar. Tekrardan gösterelim. Aklınıza soru işareti kalmasın arkadaşlar. Geldiğiniz bu kutunun üzerine şu ortadaki çizgiye eğiminizi koydunuz arkadaşlar. Yukarıya baktınız. Ağacın üzerine eğimini aldınız. Attınız. Sol tarafa geldiniz. Evin üzerine eğiminizi aldınız ve attınız arkadaşlar. Çok basit kafesler. Bunları kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten etkili. Rakip sizi görmeden siz rakibi görmeye başlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir başka kafesimiz ise short bölgesinde arkadaşlar. Short bölgesinde bu saksının dibine geliyorsunuz arkadaşlar. Şu Q skill'inin 3 tane noktası var arkadaşlar. Altta yuvarlağın içerisinde 3 tane nokta var. Birazdan yakınlaştıracağım. Daha net görürsünüz. Bunu arkadaşlar şu aim'in olduğu yere koyuyorsunuz. Şu hani kabloyu duvara sabitlemek için kullanılan bir şey var. Bu 3 noktanın sol üsttekini arkadaşlar bunun altına denk getiriyorsunuz. Ve atıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada ışığın üzerinde kalmış oluyor. Şimdi bunun bize ne gibi bir yarar oluyor? Bunu attığınızda bu arada burada oynamanızı tavsiye ederim. Çünkü diğer tarafta oynadığınızda rakip sizin onu gördüğünüz gibi görür. Ayaklarınızı görür. Ama burada oynadığınızda kesinlikle sizi göremez arkadaşlar. Siz onu görmüş olursunuz. Geldi rakip. Hop, vurdun, indirdin. Yani bunun sayesinde ve onun sayesinde her ikisinde de rakip sizi görmeden sizin rakibi indirme şansınız oluyor arkadaşlar. Bunları kullanmanızı öneririm. Aklınıza takılmasın. Tekrardan bir göstereyim. Zaten yakınlaştırıyorum. Daha net görüyorsunuz. Bu skill'in 3 noktasının sol üstte olanını onun üzerine denk getirdim. Ve attım abi. Işığın üzerinde kaldı. Bu kadar basit arkadaşlar. Yapabileceğinizi düşünüyorum. Birkaç alıştırmadan sonra rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar bunları. Şimdi B bölgesine geliyorum. B'de savunmadayken atabileceğiniz kafesten bahsedeceğim arkadaşlar. Bunun için şurada gördüğünüz gibi çizgiler var.
Bunu kapının orta olan çizgisine, kapıyı ortaladığınız çizgiye geliyorsunuz arkadaşlar. Buna, bu çizgiye. Bu çizgiye geldiğinizde arkadaşlar dönüyorsunuz. Şu tabelanın sağ alt köşesine bakıp attığınızda duvarın öbür tarafında kalıyor. Burada da 3 tane nokta var. Bu noktaların en alttakine bakıp at olmadı. Bakıp attığınızda gördüğünüz gibi orada kalıyor. Yakınlaştırdım iyice, gördünüz abi, en alttaki noktanın sol tarafına eğim alıyorsunuz ve atıyorsunuz. Bunun içinde bu tabelanın bu sağ alt köşesine eğim koyuyorsunuz ve atıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunların bize ne gibi avantajı oluyor? Kafes Arkadaşlar bunu açtığınızda aynı şekilde buraya geçtiğinizde buraya da bir tane atarsınız. tetiklendi. Arka taraf sizi görmesin diye veya bu duvarın dibine geçersiniz. Rakipler rush attığında Kafes arkadaşlar tetiklendi. onlar sizi görmeden siz onların ayaklarını görüp buradan onları yok edebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok OP şeyler arkadaşlar. Kullanılması gereken şeyler. Sadece bilinmediğinden dolayı kullanılmıyor. Ama gerçekten çok OP arkadaşlar. Kullanılması gereken şeyler. Tekrardan gösteriyorum arkadaşlar. Bakın çizgiler hakkında aklınıza soru işareti kalmasın. 1, 2, 3, 4. çizgi. Şunu da sayarsak 5. çizgiye geliyorsunuz kapının tam ortasında. Zaten bunu iyice yakınlaştığınızda gördüğünüz gibi E'yi gösteriyor yani. Bu çizgi şuradaki E'yi gösterecek şekilde ayarlıyoruz. Geldik tabelanın sağ alt köşesine. Attık abi, burada kaldı. Geldik şuradaki lekelerin en alttakinin sağ kısmına attık, burada kaldı. Gerçekten çok basit ve etkili şeyler arkadaşlar. Bunları kullanmanızı tavsiye ederim. Hadi bir sonraki şeyimize geçelim, kafesimize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi geldik Icebox haritamıza. Icebox haritasında arkadaşlar size iki tane kafes göstereceğim. Bu kafesler için arkadaşlar şu yerdeki Lecherid'in bu birleştirme noktasının üstüne geliyorsunuz. Ve arkadaşlar eğiminizi nereye koyuyorsunuz? Eğiminizi arkadaşlar şimdi yakınlaştığında daha net görürsünüz. Bu scope'un dikey üst çizgisini buraya getiriyorsunuz. Yatay alt çizgisini de şu şekilde ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Yani bunu ayarlamak biraz zor ama birkaç çalışmadan sonra ayarlayacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Bunu yapıp attığınızda arkadaşlar one-way'ler burada kalmış oluyor. Diğerini de şuraya atacağız arkadaşlar. Şunun üzerinde kalacak. Bunun için arkadaşlar şu yüzün alt çizgisini yakınlaştığını zaten görüyorsunuz. Şu N'nin üzerine denk getiriyorsunuz ve atıyorsunuz. Burada kalıyor. Yakınlaştığımda daha net görüyorsunuz. Şurada kink yazısı var. Bu kink yazısının N'nin sol üstüne bu yüzün köşesini denk getirip attığınızda arkadaşlar bu sarı Kafes şeyin üzerinde tetiklendi. kalmış Kafes oluyor. Ve tetiklendi. ikisini de açtığınızda arkadaşlar biraz geride oynadığınızda rakip oyuncular sizi görmeden siz onların ayaklarını görmüş oluyorsunuz. Evet şimdi de arkadaşlar size midde bir tane kafes göstereceğim. Şu kameranın üzerine attığımız bir Burası. kafes arkadaşlar. Bunun için şu birleşim noktasına geliyoruz arkadaşlar. Eğimimizi buraya koyuyoruz. Dönüyoruz. Şu yakınlaştırıp göstereyim. Şu camla duvarın kesişim hizasına eğim alıp atıyoruz arkadaşlar. Bu çok basit bir one-way ama etkili bir one-way Kafes tetiklendi. arkadaşlar. Şimdi siz bunu atıp geride oynadığınızda tüpten ve camdan giren oyuncular sizi görmeden önce siz onları görmüş Kafes oluyorsunuz tetiklendi. arkadaşlar. Çok OP bu da kullanılması gereken kafeslerden birisi arkadaşlar. Kullanmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar şimdi geldik bind haritamıza arkadaşlar. Bind haritasında diğer haritalarda yaptığımız gibi arkadaşlar işte şuraya kafes koyayım altından keseyim falan filan böyle şeylere gerek yok arkadaşlar. Bunun yerine iki tane size trap göstereceğim burada. Bu traplerin bir tanesini şuraya atıyorsunuz arkadaşlar. Diğerini de bunun ince bir noktası var onu bir yakalarsak. İnşallah bugün bulacağız ha. Diğerini de buraya atıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi adamlar Long Burası. Dump veya Heaven'dan Burası. rushladığında arkadaşlar yere dikkat etmezler. Heaven'dan rushlayanlar için de şöyle bir trap daha var arkadaşlar. Şöyle bir trap arkadaşlar. Bunu da adam eğer dikkatsizse ki zaten hızlı bir şekilde rush attığında orada trap olduğunu düşünmez. Atlar ve havada asılı kalır. Siz de bu Heaven bölgesine bu trap'i attığınızda burada beklersiniz abi. Adam oradan yakalandığında duvardan dahi rahatlıkla buradan mermi geçmiyordu sanırım ya. Buradan geçiyormuş mesela. Buradan geçmiyor ama. Buradan geçiyor mu? Ya bilmiyorum. Neyse. Buradan çıkıp arkadaşlar rahat bir şekilde o adamı vurabilirsiniz. Buradaki trapler içinse arkadaşlar buraya birer tane kafes atarsınız. Şöyle. Geçersiniz abi bunun arkasına. Burada oynarsınız. Trap'e adam mı yakalandı? Tak aç abi. Kafes O seni görmeden sen onu buradan vur. Veya burada buraya adam mı tetiklendi. yakalandı? O Kafes seni görmeden tak vur.
Yani bu şekilde basit taktikler arkadaşlar. Bu taktikleri uygulayarak çok Kafes OP bir dedik lan, şekilde kafes dedik lan. rakiplerinizi öldürebilirsiniz arkadaşlar. Yakalandıktan sonra adam açtınız abi kafesi, çıktınız tak vurdunuz. Çıktınız tak vurdunuz veya heaven'dan atlayan adam buna takıldığında tak çıktınız vurdunuz arkadaşlar. Böyle basit şeyler. Bu heaven içinde şuraya bir tane kafes atabilirsiniz. Üstüne çıkıp atarsanız daha iyi olur gerçi. Tam şuraya. Kafes dedik lan be. Açtığınızda o sizi görmeden yine aynı şekilde siz onu vurabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, illa ki derseniz ben işte One May atmak istiyorum. Diğer haritalardaki One May ile oynamak istiyorum. Onun için de şurada bir tane One May var. Bu en köşeye geliyorsunuz. Burada eğiliyorsunuz arkadaşlar. Eğiminizi şuraya koyuyorsunuz. Yapamadım. Evet yaptım. Eğiminizi tam olarak şuraya. Ben bunu tam olarak bilmediğim için tekte yapamadım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yer Kafes kafes dedik, dolu. kafes dedik, kafes Bunları hep denerken şey kafes yaptım. dedik, kafes dedik, kafes dedik, Şimdi kafes bunu dedik lendi. yapmanın size ne faydası var? Şunlar bir gitsin göstereyim abi. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar ister burada Kafes oynarsınız dedik rakip atlarken rakip sizi görmeden size öncelikle rakibi görmüş ve öncelikle ateş etme şansınız olur. İsterseniz de buraya gelirsiniz arkadaşlar. lendi. Açarsınız burada. Rakip sizi görmeden siz rakibin ayağını görmüş olursunuz. Bunu iki farklı şekilde kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, A bölgesine geldiğimizde ise A bölgesinde size göstereceğim bir tane kafes var. Bu kafes için arkadaşlar giriyorsunuz lambaya. Lambada şu noktaya, yani şu halı mıdır, kilim midir, şey midir, çarşaf mıdır? Onun bu noktasına falan geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan attığınızda bak olmadı mesela. Gördüğünüz gibi oldu. Oradan sekip diğerinin üzerinde kalıyor arkadaşlar. Tam olarak bu nokta. Yani şunu şuradan hatırlayabilirsiniz. Şuradaki avizenin şu ucuyla bir sonraki parçasının birleşme yerinden birazcık sola geliyorsunuz ve oradan atıyorsunuz. Bak mesela olmuyor. Ya böyle böyle çalışarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani buraya atılan bir Kafes one dedik way lan. var. Buraya geldiğinizde aynı şekilde rakip sizi görmeden siz onun ayağını görüp sıkma önceliğiniz olabilir arkadaşlar. Burada da birkaç tane trap gösterebilirim size. Trapler için arkadaşlar öncelikle bir tanesi bu. Buraya attığınızda arkadaşlar buradan hamama rushlayan oyuncuları görebilirsiniz. Diğer arkadaşlar şu. Bunu attığınız arkadaşlar rakibin fazla dikkatini çekmedi. Zaten buradan rushlayan adam hızlı rushlar abi. Buna gelip de buradan buna bakmaz. Bir tane de burada var arkadaşlar. Buraya genelde arkadaşlar şuraya atıyorsunuz. Buraya atmayın abi. Niye? Çünkü adam geldiğinde direkt bunu buradan görüp kırabilir. Ama siz bu trebi gelip şuraya atarsanız eğer, tamam mı? Bunu ya gelip buradan duvardan kırar ki o çok zor bir ihtimal. Hani düşük elolarda bunu yapabileceklerini düşünmüyorum ben açıkçası. Ya da şunu alalım bir. Buraya gelip buradan kırmaya çalışması lazım. Bunu kırması için de hani birisinden info alması lazım ki hamam çıkışında trap var diye. Anca böyle bir çaba sarf etsin. Yoksa buna yakalanması çok büyük bir ihtimal arkadaşlar. Buraya da dediğim gibi diğer şeylerde olduğu gibi buraya bir tane kafes atarsınız. Geçersiniz abi buraya. Adam yakalandı mı? Kafes dedik Açtınız. lan. Tak onu siz onu o sizi görmeden siz onu vurdunuz veya işte buraya bir tane attınız. Şuraya bir tane attınız. Geçtiniz abi tankın arkasına. Adam yakalandı mı? Kafes Açtınız dedik lan. abi. Tak o sizi görmeden vurdunuz siz onu. Evet arkadaşlar, umarım videomu beğenmişsinizdir. Cypher ile ilgili birkaç tane böyle güzel taktik gösterdim sizlere. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Bana destek veren herkese şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.